Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte TÜBİTAK'ın kabul etmediği fakat dünyanın peşinde koştuğu projelere bakacağız. Hemen başlayalım istiyorum. İlayda arkadaşımız sıvıların içerisinde bulunan su miktarını mıknatısla tespit edebilecek bir düzenek geliştirdi. Bu geliştirdiği sistemle birlikte TÜBİTAK koşar adımlarla gidiyor, yarışmasına başvuruyor. Fakat bırakın herhangi bir ödülün verilmesini, finale bile kalamıyor. Fakat İlayda yılmıyor arkadaşlar. Projesini alıyor ve Polonya'daki Nobel Fizik Ödülü'ne ilk adım atlı yarışmalara katılıyor. Sonuç mu? Birinci seçiliyor. Hatta tüm dünyanın dikkatleri onun üzerine toplanıyor. Tabii ki de İlayda'nın başarısı bununla bitmiyor arkadaşlar. Aynı dönemde NASA'da teknoloji şefi olarak çalışan Mason Peck isimli bir profesör Elijah'ı NASA'ya çalışmaya resmen davet ediyor. Sonuç olarak Elijah üniversite 2. sınıfa geldiğinde NASA'nın Mars projesinde çalışmaya hak kazanıyor, hatta ekibe dahil oluyor arkadaşlar. Tuna, Ilgın, Kozak madencilerin hayatını kurtarabilecek bir sistem geliştiriyor. Tuna, maden ocaklarında çalışan işçilerin bir kaza durumunda anlık olarak yerlerinin tespit edilebileceği, konumlarının kayıt altına alınabileceği ve müdahalenin daha hızlı gerçekleştirebileceği bir proje sunuyor TÜBİTAK'a. TÜBİTAK ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Projeyi kabul bile etmiyor. Tuna da tıpkı İlayda gibi yılmıyor. İzmir'de düzenlenen 5. DOESEF ve İstanbul'da düzenlenen 25. DEF adlı projelere başvuruyor. Ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? DOESEF ile birlikte Londra'ya giden Tuna bu projesiyle birlikte hem inovasyon özel ödülünü kapıyor hem de oradaki bütün projeler arasında birinci seçiliyor. Mehmetcan Dursun ve İrfan Efe Boztepe. Mehmet ile İrfan'ın geliştirdiği proje özellikle şeker hastalarının işine yarayacak bir proje arkadaşlar. Bir yara bandı geliştiriyorlar. Bilenler vardır, şeker hastalarında veya bu tarz hastalıkları olan insanlarda yaralar hemen iyileşmez. Fakat bu ikilinin geliştirdiği yara bandını yaranın üzerine yapıştırdığınızda yaranın kendi kendine yok olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. Peki bu fikir akıllarına nereden geliyor onu da anlatayım. İkilimiz Irak'ta savaşan ABD askerlerinin yaralandıklarında üzerlerine kitosan tozu döktüklerini öğreniyor. Ve bu toz yengeç ve karides kabuğunda bulunuyormuş arkadaşlar. Bunun üzerine atık durumda olan yengeç ve karideslerin üzerlerindeki kabukları alıp bu yara bandını geliştiriyorlar. Tabii ki de hemen koşa koşa önce kendi ülkeleri bilim kurumu olan TÜBİTAK'a gidiyorlar. TÜBİTAK ne yapıyor? Tahmin edebiliyorsunuz, projeyi reddediyor. Bu dostlarımız da yılmıyorlar ve ABD'deki Genius Olimpiyatlarına başvuruyorlar. Tabii ki de bu projede birincilik ödülünü alıyorlar. Ayrıca ABD'de bulunan Oswego Üniversitesi'nden de 10.000 dolarlık burs artı tüm eğitim masraflarının karşılanacağının sözünü alıyorlar. Sıradaki ismimiz Barış Paksoy. Barış'ın da hikayesi şu: TÜBİTAK projesini kabul etmiyor ama Almanlar ülkelerine davet ediyorlar. Barış'ın projesi matematikteki Ramanujan asallarının genleştirilmesiyle ilgili bir şey. Tabi Barış da projesini hazırlıyor, TÜBİTAK'a sunuyor. Cevap ne geliyor biliyor musunuz? Bu işi sen yapmamışsın, bu senin seviyeni aşar, o yüzden red. Bir sürü yerden itiraz kanallarına başvuruyorlar. Hatta Barış kendisini jüri karşısında savunma hakkı istiyor fakat bunların hepsine red cevabı gelmeye devam ediyor. Barış da yılmıyor arkadaşlar. İstanbul'daki lisesini bitirdikten sonra Berlin Humboldt Üniversitesi'nden davetiye alıyor. Bununla da kalmıyor. Gittiği üniversitede lise seviyesindeki öğrencilere ücretsiz matematik dersi vermeye devam ediyor. Yani biz Barış'ı kabul etmemişiz. O da gitmiş Almanya'da matematik öğretmenliği yapıyor. Şimdi gelelim Kaan Alper'e. Kaan Alper'in geliştirdiği proje ise taşınabilir GPS'li uydu. Bu uydunun içerisinde GPS modülü, GSM modülü, yükseklik sensörü, ısı sıcaklık sensörü ve benzeri özelliklerin yer aldığını hemen belirtelim. Mesela ben bir örnek vereyim. Bu uydunun üzerinde bulunan GSM modülü sayesinde kurulduğu alanda 1 kilometrelik bir çeper içerisinde kendi GSM hattınızı kurabiliyorsunuz. Ayrıca üzerinde takılı olan kamera sayesinde yükseldiği yerden mobil cihazlarınız üzerinden görüntü alabiliyorsunuz. Bununla da kalmıyor. Üzerinde bulunan micro SD kart sayesinde tüm deneyimlerini o SD karta kaydediyor. Bu cihazı TÜBİTAK tabii ki de kabul etmiyor, reddediyor arkadaşlar. Kaan yılmıyor arkadaşlar. Gidiyor 5. DOESEF'te öncelikle Türkiye birincisi seçiliyor. Bununla da yetinmiyor. Los Angeles'ta düzenlenecek olan Intel ISEF 2017 etkinliğinde ülkemizi temsil etmeye hak kazanıyor. Şimdi arkadaşlar bu içeriği hazırlarken aklımıza şöyle bir durum geldi. Bu konuda aslında TÜBİTAK'tan bir cevap da bekliyoruz ve sorumuz iyi niyetli. Gerçekten merak ediyoruz. Bu tarz projeleri kabul etme kriterleriniz neler? Ayrıca sizlere de hemen şuraya bir anket hazırladım arkadaşlar. Kurgumuz şu: diyelim ki siz TÜBİTAK'ta bu projeleri seçen kurulun içindeki bir kişisiniz. Hangi projeye oy verirdiniz? Hemen şurada anketimiz var. Orada sıraladık. Onlardan bir tanesine lütfen oy verin. Ki anketimizde görüşlerinizi belirtin. Ayrıca yorum bölümünde de bu projelerle ilgili fikirlerinizi bekliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan şeyleri yorum bölümünden sormayı unutmayın. Ayrıca videomuzu paylaşın ki insanlar bu konu hakkında bilgi sahibi olsunlar. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hemen iki yanında durmakta olan videolara tıklayarak bambaşka Webtekno videolarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca şurada da abone ol butonu var. Ona da basarsanız kanalımıza abone olursunuz.